Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özel gündemle toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu temsilcisi bu kararın zincirleme reaksiyonlara yol açabileceğini belirterek liderlere sağduyu çağrısında bulundu. Bugün zincirleme halinde tek taraflı hamleler görme riskimiz oldukça yüksek ki bu da bizi barışa ulaşma hedefimizden daha da uzaklaştıracaktır. Önümüzdeki günlerde liderlerin erdemli davranarak kışkırtıcı söylemleri ve radikalizmi azaltmak için gerekli çabayı göstermeleri kritik önemdedir. Güvenlik Konseyi'nde yapılan tepkili açıklamalara karşılık Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler'in barışa katkıdan çok zarar verdiğini belirtti. Uzun yıllardır Birleşmiş Milletler tahammül edilemez bir şekilde İsrail'e karşı en önde gelen düşmanlık merkezi haline geldi. Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da barışı tesis etmek yerine ona daha çok zarar vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki tarafta da kredisi bulunmaktadır. İsrail hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler tarafından ya da İsrail'in güvenliğini hiçe sayan bazı ülkeler topluluğu tarafından bir anlaşmaya zorlanamaz ve zorlanamayacak. Oturuma gözlemci statüsünde katılan Filistin daimi temsilcisi Riyad Mansur ise ABD dışındaki ülkelerin tutumunu destekledi. Güvenlik Konseyi'nde 14 ülkenin uluslararası kanunları, Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını savunmasından ve Başkan Trump tarafından 2 gün önce tek taraflı ve kanunsuz bir şekilde alınan kararı reddetmesinden memnunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1980 yılında İsrail'in Kudüs'ü şehrin doğu kısmını da dahil ederek başkent ilan etmesini kınamış ve üye ülkelerden bunu tanımamalarını istemişti.